Azerbaycan, Avrupa Birliği'nin arabuluculuğunda Ermenistan'a 10 mahkum iade etti. Azerbaycan Mahkumlar, Kayıp Kişiler ve Esirlerden Sorumlu Devlet Komisyonu yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin arabuluculuğuyla Ermenistan'a 10 askerin iade edildiğini duyurdu. İade edilen askerlerin Ermenistan ordusunun Kelbecer yönünde gerçekleştirdiği provokasyonun önlendiği sırada yakalanan mahkumlar olduğu belirtildi. Bakü 4 Aralık'ta da Erivan'a sınırda tutuklanan 10 askeri iade etmiş, bunun karşılığında Karabağ'daki mayınlı arazilerin haritasını almıştı. İade sürecinin ardından askerlerin dördü Ermenistan'da da tutuklanmıştı. Azerbaycanlı siyaset bilimci Asıf Nerimanlı, Azerbaycan'ın temel hedeflerinden birinin Laçın Koridoru'nda bir kontrol noktası inşa etmek olduğunu söyledi. 10 Kasım anlaşmasının henüz buna izin vermese de Ermeni birliklerinin koridordan Karabağ'a getirilmesi de dahil olmak üzere yasa dışı ulaşım gerçeğinin bunu acil hale getirdiğini belirten uzman ilk adım olarak Bakü koridor üzerindeki görsel kontrolü güçlendirdi ve ardından kaçak trafik bir ölçüde önlendi. Ancak kimse sivil Ermenilerin bölgeye hafif silah taşımayacağını garanti etmez. Karabağ'daki bölücü terör rejiminin sivil nüfusu silahlandırma kararı, bu kadar silahın nereden geldiği sorusunu da gündeme getiriyor. Bunun için Cumhurbaşkanı'nın Zengezur koridoru ile Laçın koridorunun aynı çalışma şekline sahip olması şartı hesaplanmış olup, Azerbaycan'ın her ikisinde de kazançlı olduğu iki hedef vardır. Birincisi Zengezur koridorunda bir Ermeni kontrol noktası yapılmasını engellemek, yani koridor mantığıyla yolu açmak. Bakü, Rusya'nın Laçın koridorunda bir karakol kurulmasını kabul etmeyeceğini anlıyor. Genel olarak her iki koridorun da kontrolü tarafların elinde. Bu konuda siyasi bir hamle yaparak konuyu Moskova-Erivan hattına kaydırıyor ve her iki seçenekte de anlaşacağını söylüyor. İkincisi, Ermenistan Zengezur koridorunda bir kontrol noktası kurarsa, yani Rusya bu konuda Erivan'la görüşemezse, Azerbaycan bunu Laçın koridorunda bir karakol kurmak için kullanacak. Dediğim gibi, Bakü'nün ana hedeflerinden biri bu ve mevcut durumda Ermenistan'ın pozisyonunu bu amaçla kullanıyor dedi. Laçın koridorunda bir karakolun kurulmasının Karabağ'da Azerbaycan'ın elini çok güçlendireceğini ifade eden uzman, öncelikle bu yol artık koridor olmayacak. Azerbaycan, Ermenistan'a giden Azerbaycan kontrol noktası da dahil olmak üzere Karabağ yasa dışı ulaşımı önleyecektir. Karabağ'daki Ermeniler de geleceklerinin Azerbaycan bayrağı altında yaşamak olduğunu kabul etmeye başlayacaklar. Aslında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in koridor koridor koşulu da Karabağ'daki Ermenilere geleceklerinin Ermenistan'da olmadığı mesajını vermek içindi. Azerbaycan'ın kuracağı karakol Rus barış gücünün yani Rusya'nın Karabağ'daki etkisini de büyük ölçüde azaltacaktır. Brüksel'de varılan anlaşmanın pratikte işe yarayıp yaramayacağını sorgulayan işte bu detay. Aslında Brüksel anlaşması genel olarak Bakü'nün ve bölgenin tek hakimi olmak isteyen Moskova'nın gündemine uygun. Ana açık konu koridorlarla ilgilidir. Kanaatimce Rusya bu sürecin uygulanmasına pratik bir aşamada karşı çıkabilir. Bu da Zengezur koridoru meselesinin Moskova masasında yine ayrıca tartışılacağı anlamına gelir. Ancak bunun şimdi olmaması mümkündür. Brüksel'de demiryolu inşaatı ve otomotiv yolu kararları ile ilgili olarak anlaşmaya varıldı. Rusya'nın yolların yapımına kadar sürece müdahale etmemesi mümkündür. Aslında bu Erivan'a da mal oluyor, çünkü demiryolu ve otoyolun inşası için Paşinyan artık yerli izleyiciye Zengezur koridoru olmayacak demek zorunda dedi. Türkiye ile Ermenistan arasında özel temsilci atanması kararının ardından Türkiye temsilci olarak eski Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı atarken, Ermenistan ise parlamento başkan yardımcısı Ruben Rubin yanı Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci atandı. Azerbaycan medyası ise Türkiye-Ermenistan arasındaki bu gelişmeye yer ayırırken, Nikol neden Ankara ile pazarlık yapması için bir Türk ajanı gönderiyor başlıklı haber kaleme alındı. Ankara ve Erivan'ın ilişkileri normalleştirmek için özel elçiler atadığı aktarılan haberde Paşinyan'ın bu görevi neden Rubene emanet ettiği ilginç. Bu kişi kısa bir süre önce başkan yardımcısı olmasına rağmen Dışişleri Bakan Yardımcısıydı. Ancak diplomatik becerileri nedeniyle bu görev kendisine emanet edilmedi. Birincisi Paşinyan'a yakın olması ve görünen o ki Ermeni Başbakanı Türkiye ile müzakerelerin ayrıntılarının dar olmasını istemiyor. İkincisi, Rubilyan devrime katılmak için Ermenistan'a gelmeden önce 2017-2018 yıllarında Türkiye'de çalıştı. Hrant Dink Vakfı'nda çalıştı ve Sabancı Üniversitesi'nde araştırmalar yaptı. Türkiye'deki Ermeni toplumu ile yakın ilişkileri vardır ve şu anda Ermeni toplumu Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesini desteklemektedir. Paşinya'nın misyonu Türklerin dilinden anlayan Rubeni ataması, Erivan'ın koşulsuz müzakere etmek istediği ve Ankara'nın müzakereleri Bakü'nün çıkarlarına göre inşa edeceğini söylediği için normalleşme müzakerelerinden daha fazla yararlanma arzusuyla motive ediliyor. Sınırlarını açmak isteyen Ermenistan, Ankara'nın talebini büyük ölçüde kabul etmek zorunda denildi. Suriye'nin güneyinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri kontrolündeki Al-Tanf üssünün yakınında insansız hava aracı ile yapılan saldırı girişimi engellendi. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonun bir parçası olan İngiliz savaş uçağı tarafından üsse yaklaşan insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Al-Tanf Suriye'nin Irak-Ürdün ve Al-Tanf sınır kapısı yakınında bulunan strateji bir bölge. Üst az sayıda Amerika Birleşik Devletleri askerini barındırıyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, bir Eurofighter Typhoon savaş uçağının koalisyon güçlerine tehdit oluşturan küçük bir düşman uçağı düşürdüğünü açıkladı. Bir kraliyet hava kuvvetleri Eurofighter Typhoon savaş uçağının ilk havadan havaya muharebesi olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı sözcüsü Bill Urban insansız hava aracının Al-Tanf garnizonunun çatışmasızlık bölgesine girdiğini açıkladı. Tesis'te herhangi bir can ve hasar kaybının bulunmadığı dile getirildi. İnsansız hava aracının kime ait olduğu henüz belirlenemediği açıklandı. İran destekli güçler geçmişte Suriye'nin doğusunda ve Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri birliklerine insansız hava aracı ve roketlerle saldırmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, TürkSat 5B uydusunun fırlatılışı dolayısıyla geldiği Amerika'nın Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üstünde değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun rehberliğinde Türkiye'nin uydu kapasitesinin son 3 yılda ikiye katlandığına dikkati çeken sayan, hali hazırda TürkSat 3A, TürkSat 4A ve TürkSat 4B uydularının çalıştığını söyledi. Sayan, 2021 yılı başında Türksat 5A uydusunun fırlatıldığını anımsatarak Türksat 5B'nin ardından Türksat 6A'nın da 2023'te fırlatılacağı bilgisini paylaştı. Sayan, Türksat 5B'nin internet kapasitesinin önceki uydulara göre çok daha yüksek olduğunu bildirdi. TürkSat 5B uydusunda iki yerli modülünde olduğuna işaret eden sayan, Airbus tarafından üretilen uydumuzun içinde iki parça tamamen Türk mühendislerince üretildi ve bu uyduda çalışıyor olacak. Yerli ürünlerimize uzay deneyimini kendi uydumuzda kazandırmış oluyoruz. Bu alanda istediğiniz şeyi üretin eğer uzay deneyiminiz yoksa bunu ihraç etmeniz mümkün değil. TürkSat 5B ile birlikte uzay vatanda bütün yörünge haklarımızı koruyoruz, diye konuştu.